Bildiğim kadarıyla bunlar geçen yıl seri tekstil işine girdiler. Ev tekstili galiba. Üretimleri genelde fabrikasyon. Ama seni çağırdıklarına göre vardır bir bildikleri. Ben şu anda iş seçecek durumda değilim zaten. Parasız işsiz kalmaktansa. Haklısın, işsiz kalmaktan iyidir. Eğer hiçbir yeteneğin yoksa, yapacak hiçbir şeyin yoksa, hele gidecek bir yerin yoksa tabii ki daha iyidir. Ama başka bir sürü seçeneğin varken, hele ki bunların diğerinden çok çok daha iyi olduğu su götürmezken, hiç yoktan iyi değildir. İyi düşün Gümüş. Çok iyi düşün. Acı olan başkalarını değil kendini kandırmandır. Çok teşekkür ederim Erdem Bey. İnşallah. Tamam, en kısa zamanda görüşmek üzere. Size de iyi çalışmalar. Birisi terfi etmiş galiba. Sen de mi duydun? Ne çabuk. Tülay verdi müjdeyi. Ne haber ufaklık? Biz sana küstük aslında. Tamam, ne desen haklısın. İnan telefon edecek vakit bile bulamıyorum, kusura bakma. Ama tam bir hafta oldu. Aa, söyleyecektin ya, ne dediler? Tatili uzattılar. Sabah annemle konuştuk. Nasıl ısrar ettiler gel diye. Neyse hafta sonu geliyorlar. Yani sen söylemesen de anlayacaklar artık. Baksana kocaman oldu. Böyle kolay kurtulamazsın beyefendi. Hadi bizi dışarı çıkar. Utku'nun canı tatlı bir şeyler istiyor. Ya ne dışarısı derin. Hadi gel bize gidelim, annem parti veriyor akşamleyin. Ben gelmesem daha iyi. Pınar geldiğinden beri aramadı benim. Hayırlı adamdır zaten bu Yusuf Bey. Allah razı olsun. Bak zor günümüzde Hızır gibi yetişti. Ya öyle anneanne. Allah'a çok şükür. Anneanne. Ne var kuzucuğum? Bak geldim üst üste gelirmiş. Oyaları parası da geldi bugün. Ne oldu, sen ne diyecektin bir tane? Yok bir şey anneanne. Yalanmış demek ki. Unuttum bile. Hoş geldin Ahmetciğim. Kim oldu başkan, söylemeyecek misin? Hayret. Sen bu saate kadar nasıl öğrenmedin? O kadar insan besliyorsun şirkette oysa. Aa, teessüf ederim. Bu dedikodulara sen de mi kulak asıyorsun? Bu saate kadar haberi senden duymak için bekledim. Bütün gün dua ettim oğlumuz için. Mehmet olsun diye adaklar adadım. Böyle özel bir anı seninle paylaşmak istedim. Ne de olsa o ikimizin de evladı, değil mi ama? Müjdeyi vereyim o zaman. Duaların kabul oldu. Ah, biliyordum. Babamın yanlış bir karar vermeyeceğini biliyordum. Bunu kutlamak gerek. Bütün dostlarımızı çağırmalıyım. Garden parti harika olur değil mi ama kocacığım? Hiç uğraşmam. Babam aile arasında bir şeyler yapalım dedi. Mehmet de zaten tembihte bulundu. Kalabalık olmasın diye. Ya her şeyi mahvettim ben. Şimdi de oturmuşum. Karımı tekrar eve nasıl dönmeye ikna ederim diye düşünüyorum. Bu kadar üzme bence kendini. Kendini suçlamaktan da vazgeç artık. Sen elinden geleni yaptın. Belki böylesi daha iyidir. Belki Gümüş'ün kararı doğrudur. Bir de bu açıdan düşün bence. Ben senin gibi düşünmüyorum dedim. Yanlış bir şey mi söyledim? Ben seni kırmak istememiştim. Önemli değil. Hem artık benim kalkmam gerekiyor. Bekliyorlar, evde parti var. Araşırız sonra. Ya Mehmet, üzüldüm şimdi. Thank you.
Tamam, teşekkür ederim. Dedeciğim, hadi gelmiyor musunuz aşağıya? Her şey hazır. Mehmet de gelmek üzereymiş. Kötü bir şey olmasa şaşardım zaten. Gümüş Afyon'a dönünce sıkışmasınlar diye bir miktar para gönderdim. Kuruşuna bile dokunmamışlar. Gümüş'e söylememiş Safiye. Alınır diye düşündü herhalde. Ben de hem Gümüş'ün niyetini öğrenmek hem de maddi olarak rahatlasınlar diye bir ahbabımdan Gümüş'e iş teklif etmesini rica ettim. O da kabul etti tabii. Artık iyice yerleşiyor Afyon'a. Bir hayat kuruyor. Ve biz buna engel olamıyoruz. Ben hata yaptım sanıyorum. Belki de hiç karışmamalıydım. Olur mu dedeciğim? Yani bu olanlar sizin suçunuz değil ki. Üstelik siz her şeyi bizim iyiliğimiz için yaparsınız. Yanlış mı duyuyorum? Bunları benim asi kızım mı söylüyor? Yaşlanıyorum işte. Pınar'cığım, şimdi benim söylemem olmaz. Uygun bir dille Mehmet'e bu durumu sen açıkla. Mehmet bu duruma çok üzülecek. Bak, Allah bile istiyor gitmeni abla. Hem daha önce aramadılar da şimdi niye arıyorlar? Of Rukiye ya. Tabii kabul edeceksin ablacığım. Çok emek verdin işine gücüne. İstanbul'da olmalısın bunun için, burada değil. Üstüme gelme Rukiye. Ben değil, hayat geliyor. Yani aslında bunda düşünecek bir şey yok. Annesine inat ediyorsun, anlamadım ki. Kimse sana Mehmet'e dön demiyor. Kendin için git. Hadi kızlar, sofra hazır. Melekleri yormadan gelin bakayım. Her şey dönünce anneannem kesinlikle istemez. Bir anlat bakalım. Of hadi. Yürü. Kuzen? Hayırdır? Bir şey mi var? Bahar sorma ya. Ne oldu? Yoksa sorun deden mi? Hayır, hayır, hayır. Gümüş. Niye hiç şaşırmadım acaba? Nedir? E'si? Gümüş'le Mehmet artık barışmayacaklar sanırım. Niye? Çünkü Gümüş Afyon'a yerleşiyormuş. Neler yapmışsın Safiye nine? Gümüş'üm için. İşini kutluyoruz ya. Hadi başlayayım bakalım. Acanlarım, niye yemiyorsunuz? Aç değil misiniz yoksa? Yok canım, yiyoruz anneanne. Açız, açız Safiye nine. Hay Allah, gazozları unuttum. Siz yiyin, ben şimdi geliyorum. Hadi söylesene abla. Hayır Ruki. Söyleyecek bir şey yok. Hiçbir yere gitmiyorum çünkü. Anneannem için burada kalacağım. Ama abla. Gazozlar geldi. Sus. Ver anneanne. Canım. Al. Afiyet olsun. Daha büyük başarılar inşallah. İnşallah. Tebrikler benim yakışıklı oğlum. Vay be. Küçük kardeşime de bakın. Hadi başkan bey. İlk konuşmanızı bekliyoruz. Hadi ama kaptan. Dedeciğim. Güveninize nasıl teşekkür edeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bana inanan böyle özel birinin olduğunu bilmek en büyük gücü. Sizler hayatımsınız. Gerçi birkaç kişi eksik ama hepinizi seviyorum ben. Canım kardeşim. Biz de seni evladım. Tebrikler kaptan. Tebrikler. Yoluna şerefinize. Şerefine. Ha, bir dakika, bir dakika. Aranızda birlikte çalışırsak daha da başarılı olacağımıza inandığım biri var. Kaptan. Benimle çalışmaya ne dersin?
Ciddi misin sen? Çok ciddiyim. Parada anlaşırsak neden olmasın? Oldu bu iş. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Kadehimi Gümüş'e kaldırıyorum. O da Afyon'da yeni bir işe girmiş. Bunu da kutlayalım. Bahar. Ne yani, saklıyor muyduk? Başkalarının canını acıtarak hiçbir şeyde muvaffak olamazsın kızım. Gitmeyin kızın üzerine bu kadar babacığım. Mehmet nasıl olsa öğrenecekti.